İyi akşamlar sayın seyirciler. 21 Aralık gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Tarihe kanlı Noel olarak geçen 21 Aralık 1963 olaylarının 58. yıl dönümündeyiz sayın seyirciler. Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verilen mücadeleyi ve bu uğurda şehit düşenleri ise asla unutmadık, unutmayacağız. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler düzenlenen törenlerle anılıyor. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa'da iki anma töreni düzenlendi. İlk tören Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde de anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada Cumhuriyeti yaşatmanın şehitlere bir vefa borcu olduğunu belirterek çok acılar çektik, çok gözyaşları döktük ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Her zaman Toroslara baktık. Toroslardan gelecek müjdeye baktık, dedi. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker'in Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan yaptığı konuşmayla başladı. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa'da ilk tören Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde gerçekleşti. Anıt özel defterinin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören son buldu. Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar buradaki törende yaptığı konuşmada ülkede çok katliamlar yaşandığını belirterek Rum-Yunan ikilisinin adanın Yunanistan'a bağlanması için yaptığı girişimleri insanlık dışı olarak nitelendirdi. Makaryos anlaşmalar daha mürekkebi kurumadan açıklaması şöyleydi. Bu ada er veya geç Yunanistan'a bağlanacaktır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşması geçici bir aşamadır. Bunun altına imzayı bir sıçrama tahtası olarak atmışımdır. O günden sonra tabii burada Kıbrıs Türkler her türlü soykırıma karşı kendi mücadelesini kurduğu teşkilatlarıyla, Türk Büyük Hava Teşkilatı'yla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle sürdürmeyi başarmıştır. Çok acılar çektik, çok gözyaşları döktük ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Her zaman Toroslara baktık. Toroslardan gelecek olan müjdeye baktık. Şehitlerin fedakarlıkları neticesinde bir devlet doğduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve hür yaşadığını belirten Tatar, Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa iki ayrı egemen devletin işbirliği temelinde olabileceğini kaydetti. Bu uğurda ve bu mücadelede Aralık'tan Türkiye her zaman yanımızda olmuştur. Yanımızda olmaya da devam etmektedir. Dolayısıyla günümüzü, devletimizi bütün bu pandeminin sıkıntılarına, ekonomik iten krizlere rağmen birlik ve beraberimizi koruyarak esas olan devlet, esas olan egemenlik, esas olan bağımsızlık, esas olan Türkiye ile o kopmaz bağlarımızın daha da pekiştirilmesi. Dolayısıyla bu duyguları, bu heyecanı, bu milli anlayışı ve bu şuuru hiçbir zaman kaybetmeden maneviyatımızı da güçlendirmek suretiyle geleceğe umutla bakabilmek, geleceğe umut ve güvenle bu topraklarda var olma mücadelesinde hepimize düşen görev neyse onu kurum ve kuruluşlarımızla, öğretmenlerimizle, mücahitlerimizle, polisimizle, çiftçimizle, hayvancımızla tüm toplum olarak bu mücadelenin sürdürülmesinde ne gerekirse yapmamız gerektiğini ve dolayısıyla böyle bir şehitler haftasında tüm şehitlerimizi rahmetle anarken onların manevi huzurunda bir kez daha onlara olan borcumuz, onlara olan vefa borcumuz bizim bu devleti yaşatmamızdır. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan ne özgür olabiliriz, ne egemenliğimiz olur, ne de bu adada varlığımızı sürdürebiliriz ifadelerini kullanarak yaşanılanların bir daha yaşanmamasını diledi. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da geçmişin unutulmamasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından tören Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosuyla tamamlandı. Sayın seyirciler, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında ilçelerde de şehitler anıldı. Törenlerde yapılan konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özgürlüğünü şehitlere borçlu olduğu vurgulandı. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazi Mausa Can Bulat Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törende daha sonra Can Bulat Özgürlük Ortaokulu öğretmenlerinden Emine Oğuz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Bu büyük mücadele ve direniş ile halkımız 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken, garantör Türkiye'mizin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne, bağımsızlığına, kendi devletine kavuşmuştur. Törende daha sonra bir öğrenci tarafından şiir okundu. Köy meydanına bağlanmış 9 esir. Ayşe İbrahim 10 yaşında. 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Halil Dalgıç da Kıbrıs Türklerinin özgürce yaşayabilmesini şehitlere borçlu olduğunu belirtti. Emin olun ki mücahit ruhuyla, vatan aşkıyla, bayrağımız uğruna Cumhuriyetimizin yolunda yüreği heyecanla çarpan bizler hep dimdik ayakta duracağız. Şehitler için Girne Deniz Şehitliği'nde de anma töreni düzenlendi. Törende daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Alnımdan vuruldum, kanım akıyor. Oğlum şehit oldu, ağlama anam. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Arda Esendal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Geçmişini unutmadan gelecek neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bugünlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir. Şehitler için iskelede de anma töreni gerçekleştirildi. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı yaptı. 58 yıl önce bugün Enes hayalleriyle yaşayan ve hala bu hayalle yaşamakta olan Rum-Yunan ikilisinin bu hayalini gerçekleştirmek uğruna akli tasfiyelerini uygulamaya başlayarak yaşlı, genç, kadın, erkek ve çocuk demeden masum insanlarımızı katlettikleri gündür. Törende öğrenciler de şiirler okudu. Kalleşçe başladı, kanlı Noel'de adı, toplu mezarlarda küçük çocuk adları. Bayrağımız göklerde, özgürüz sonsuza dek. Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Güzel Yurt'ta Atatürk Anıtı önünde ve Lefke'de Kemal Özalper Şehitliği'nde de şehitler için tören gerçekleştirildi. Nöbet görevini ben aldım. Esir olmayan insan vatan değeri bilmez. Türk olan kimse şehitlikten geriye kalmaz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada federal bir çözümün barış ve eşitlik getireceği söyleminin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'nin ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözümle Kıbrıs Türklerine oyun oynanmak istendiğini belirtti. Tatar, bazı muhalif çevreler doğrusunu söylemiyor. Güya federasyon eşitlik ve barışın sürmesidir. Yoktur böyle bir şey.
Bahsedilen federasyonla Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Anayasal değişiklikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ismini Federal Cumhuriyet, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti yapacaklar. Kıbrıs Türklerini de oraya yama edecekler, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri dolayısıyla Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmanın şehitlere bir vefa borcu olduğunu söyledi. Bu ülkede gerçekten büyük bir yıkım yaşadığını, soykırımdan geçtiğini, her türlü zulüme ve mezalime karşı direndiğini ve tabii ki verilen yüzlerce ve hatta Mehmetçiğimizle birlikte binlerce şehidimiz bizim için gerçekten bu ülkede yapılan büyük bir fedakarlığın, büyük bir özverinin ve netice itibariyle ödenen bedellerin en büyük ve anlamlı simgesidir. Onların hiçbir zaman unutulmayacağı, hiçbir zaman unutmayacağımızı, hiçbir zaman onları unutmayacağımızı da bu vesile tabii ki tekrar ifade etmek istiyoruz. Özgür, bağımsız, hürriyet ve onurlu bir şekilde yaşamımızı sürdürmemiz bu insanların fedakarlıklarına bağlı. Federal çözümle Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesinden daha kötü bir maceraya sürüklenebileceği uyarısı yapan Tatar, biz artık Kıbrıs'ta Rumlarla bir ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğinde bir anlaşma istiyoruz. Biz asla 1974 öncesine dönmek istemiyoruz. Her vesileyle bunları anlatmaya çalışıyoruz, dedi. Rum ne diyor? Federasyon. Federasyon ne olduğunu anladık. Bunu halka defa defa anlatmakta büyük fayda vardı. Çünkü bazı muhalif çevreler doğrusunu söylememektedirler. Güya federasyon gerçekten bir eşitliktir ve barışın sürmesidir. Ve dolayısıyla bizi güzel bir geleceğe taşıyabilecek olan bir anlaşma şeklidir. Yoktur öyle bir şey. Adamların dediği federasyon Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Ve o Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adını bir anayasal değişiklikle Kıbrıs Federal Cumhuriyeti yapacaklar. Kıbrıs Türkleri de oraya yama edecekler. Ama esas patron, esas işi götüren, esas güç, esas egemenlik tek egemenlik olduğu için çoğunluğun elinde olacak. O da Rum tarafı olacak. Hiçbir şerefi Türk böyle bir şey onay vermez. Konuşmasında Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin önemine de vurgu yapan Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini ve Rumların boyunduruğu altına girilmediğini, bundan sonra da girilmeyeceğini söyledi. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde 1817 şehitten 200'ünün çocuk, 170'inin de kadın olduğunu belirtti. Rumlarla asla iç içe yaşamak istemediklerini kaydeden Benan, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılabileceği bir anlaşmanın arkasında duracaklarını belirtti ve geçmişin iyi bilinmesini istedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz de Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu belirtti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurum Müdürü Meryem Özkurt, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle siyasi partilere başlattığı ziyaretleri bugün de sürdürdü. Başbakan Faik Sucuoğlu, Özkurt'u kabulünde BRT'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 58 yılın Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğini gösterdiğini söyledi. Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında BRT vasıtasıyla bilgiye ulaştığını belirterek 1963'ten bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü BRT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmazdır, dedi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Faik Sucuoğlu'nu 24 Aralık'ta düzenlenecek kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna davet etti. Meryem Özkurt ziyarette Başbakan Sucuoğlu'na BRT ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özkurt, pandemi döneminde BRT personelinin özverili çalışmalarından da bahsetti. Özellikle pandemi dönemi bize gösterdi ki doğru haber çok önemli. Pandemi döneminde BRT yayınlarını hiç durmadan devam ettirdi. Sosyal medyada yayınlar yaparak herkese ulaştı. Halkı bilgilendirdi ve haber verdi. Aslında 63 yılında kurulmasının misyonunu pandemide tekrardan
yaşattık. Berete 2'yi eğitim kanalı yaptık. Yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde eğitime katkı sağladık. Başbakan Faysucuoğlu da Berete bizim kıymetlimiz. Aslında bu 58 yıl Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğine paralellik gösteriyor dedi. Teknikte anlayan mühendis ve tekniker büyüğümüzün bayrak bayrak deyip çok iptiyayı ve çok basit bir sistemle başladığı ve sizin de söylediğiniz gibi şu anda tüm Kuzey Kıbrıs'a ama değil aynı zamanda Türkiye'ye aynı zamanda çevreye zaman zaman paket programlarla İngiltere'deki, efendim Kanada'daki, Avustralya'daki soydaşlarımıza hitap eden bir kurum haline geldi. Tabii ben öncelikle 63'ten bugüne kadar tüm emeği geçen herkese ama herkese en alt çalışanından en üst sorumlusuna kadar teşekkür ediyorum. Çünkü Berete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmazdır. Başbakan Sucuoğlu, mücadele yıllarında Kıbrıs Türk toplumunun Berete vasıtasıyla bilinçlendirildiğini ve 60'lı, 70'li yıllarda halkın kantonlar şeklinde adanın çeşitli bölgelerine hapsedildiği dönemlerde bilgilerin hep Bayrak Radyosu'ndan alındığını söyledi. Berete eşittir Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi ve Kıbrıs Türk'ünün ta kendisi. Ondan dolayı ben önümüzdeki süreçte de nice 58 yıllar diliyorum ama çok daha teknolojiye, çok daha gelişmişliğe ve Berete'nin en üst seviyede her türlü olanağı sağlanmak suretiyle de halkımıza verdiği hizmet kalitesini ve hizmet çeşitliliğini artırmasını diliyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Berete'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni de ziyaret etti. Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'la görüşen Özkurt, Berete'nin doğru bilginin kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan Sorakın da Berete'nin 1963 yılından beri Kıbrıs Türk toplumunun sesi ve kulağı olduğunu belirterek topluma kattığı değerin önemini vurguladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ı ziyaret ederek 24 Aralık'ta düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonuna davet etti. 25 Aralık 1963'te tek bir kanal olarak Bayrak Radyosu kuruldu biliyorsunuz. Bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu, web sitesi, sosyal medyasıyla yayın hayatına devam ediyor. Pandemi döneminde halkın doğru bilgiyi Berete'den aldığını da ifade eden Özkurt, yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde ise Berete 2'nin eğitim kanalına dönüştürüldüğünü hatırlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da Berete'nin önemine vurgu yaptı. Berete önemli bir misyon üstlendi. Özellikle kurulduğu yılda 1963 yılından itibaren 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduğu, kulağı olduğu, dünyayla iletişimi sağladı. 74 sonrası süreçte de bu topluma haberleşme anlamında ciddi katkılar sağladı. Sorakın, kurumun yapısal ve yasal sorunlarının da çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Berete'nin 58 yıllık süreç içerisinde topluma kattığı değeri unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Sorakın, Berete'nin tüm çalışanlarına ve yönetimine nice yıllar diledi. Türk Ajansı Kıbrıs'ta 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyor sayın seyirciler. Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973'te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs bugün 48. yaşını kutluyor. Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı, Doktor Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret ederek çelenk koydu. Sayın seyirciler, Teknecek Elektrik Santrali'nin buhar türbininde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle saat 15.45'ten itibaren Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, BRT'ye yaptığı açıklamada arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, arızanın bu gece yarısına doğru giderilmesini hedeflediklerini belirterek bölgelerde yaşanan kesintinin birer saat süreyle yapılmakta olduğunu söyledi. Şimdi de COVID-19'a ilişkin son rakamlarla bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 18.981 test sonucunda 152'si yerel 194 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 316 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 kişinin yurt dışından geldiğini, 40 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Vakalardan 65'i Lefkoşa, 21'i Girne, 45'i Gazimağusa, 11'i Güzelyurt, 10'u İskele bölgesinde tespit edildi. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı ülkede COVID-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişide Omikron varyantı tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada Omikron varyantına karşı korunma konusunda COVID-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığına işaret edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nden getirilen Omikron varyantı tespit kitleriyle COVID-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişide Omikron varyantının tespit edildiği belirtildi. Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omikron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı kaydedilen açıklamada söz konusu 2 kişi karantinada gözetim altında bulunmaktadır ve temaslılarıyla ilgili tüm gerekli tespit ve taramalar yapılmaktadır denildi. Açıklamada Omikron varyantına karşı korunmada COVID-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığına işaret edilerek hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmalarının elzem olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında ülkemizde de Omikron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımızla aşıyla birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın COVID-19'la mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız ifadeleri kullanıldı. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Metehan sınır kapısıyla Bostancı sınır kapısında incelemelerde bulundu. Pandemi nedeniyle sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Bakan Pilli, kurallara uyulması çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Metehan'la Bostancı sınır kapılarında inceleme yaparak Sağlık Bakanlığı ekiplerinden bilgi aldı. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve muhaciret görevlilerinin zaman mevhumu olmaksızın sınır kapılarında özveriyle görevlerine devam ettiklerini kaydetti. Pandemi nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını ifade eden Pilli, halkın kendisine düşen görevi yapması ve kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Sayın seyirciler, Türk lirası yabancı para birimleri karşısında değer kazandı. Türkiye, Türk lirasının hızlı değer kaybıyla mücadele için yeni finansal sistem kurguladı. Yeni sistem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Piyasa Erdoğan'ın açıklamasını pozitif karşıladı. Dolar 12.76, Euro 14.73 ve sterlin 17.13 Türk lirasından işlem görüyor. Seçimlere dönük haberlerimizle devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yaparak istikrarsızlığın yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu belirtti. Erhürman, CTP olarak memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini savunduklarının altını çizdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yaparak istikrarsız bir durumda hiçbir şeyin öngörülemediğini belirten Erhürman, dün döviz %9 değer kazandı, sonra %17 değer kaybetti. Hiç kimse fiyatlandırma yapamaz bu durumda. Piyasada bu durum insanların feleğini şaşırtır.
ne yapacağını bilemezsiniz. Bu hiç ekonominin mutlu olacağı bir şey değildir dedi. Erhürman şu anda gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Başbakan hiç vakit kaybetmeden Türkiye ile temasa geçmek zorundadır. Türkiye bankalarında uygulanacak bu sistem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankalarında uygulanmazsa, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sistemi açısından son derece tehlikelidir. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankalarındaki mevduatın Türkiye'ye göç etmesi anlamına gelir diye konuştu. Piyasada yoğun denetimin devreye girmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, bankacılık sektörünün muhakkak korunması gerektiğini söyledi. Erhürman açıklamasında bizim kuracağımız hükümetin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacak dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomiyi ayağa kaldırmak için hazırladıkları 6 maddelik ekonomik kurtuluş paketini açıkladı. Özersay açıklamasında pahalılığa dur diyerek indirimin raflara yansımasını sağlayacaklarını da vurguladı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, döviz karşısında eriyen alım gücü ve pahalılığa karşı hazırladıkları 6 maddelik ekonomik kurtuluş paketinin detaylarını anlattı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özersay, kamuda maaşların 6 ayda bir değil, her 2 ayda bir hayat pahalılığına göre arttırılması, özeldeki asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi, fon, vergi ve gümrük indirimleriyle temel gıda ve ilaç gibi sağlık ürünlerinde pahalılığın önlenmesi ve indirimlerin raflara yansımasının denetimle sağlanması gibi ayakları yere basan adımlardan oluşan bir paket hazırladık dedi. Özersay, gençlerin yeni ev almalarının imkansız hale geldiği bu günlerde gençler için konut projesi çalışması yaptıklarını, esnaf ve işverenler için sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı prim desteği vereceklerini, enflasyon muhasebesine geçilmesini sağlayacaklarını ve KDV'nin peşin alınması uygulamasını gözden geçireceklerini kaydetti. Maliyenin bir yandan tasarruf yaparken diğer yandan da gelir artışı için bazı özel düzenlemeleri devreye koyması gerekecek ifadelerini kullanan Özersay, ekonomik kurtuluş paketinin ayakları yere basan önerilerden oluştuğunu belirtti. Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni ve Arun Fabrikası'nı ziyaret etti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni ziyaretinde derneğin çalışmalarını ve yürüttüğü Hastanın Sesi projesini yakından takip ettiklerini belirterek, özellikle sağlık alanındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini söyledi. Hasta hakları konusundaki yasal düzenlemenin halen meclisten geçmemesinin büyük eksiklik olduğunu belirten Özyiğit, hasta hakları yasası önceliğimiz olacak dedi. Özyiğit, Arun Un Fabrikası'nı ziyaretlerinde de hükümet edenlerin ülkenin öz değerlerini tek tek yok ettiğini ve paranın gidişatını yönetemediğini savunarak bunun en son örneğinin un firmalarında yaşandığını dile getirdi. Buğday fiyatlarındaki artışın herkes tarafından bilindiğini belirten Özyiğit, bu kadar kritik ürünün fiyat kontrolü yapılacağına, vergi ve harçlarla ilgili karar alınacağına, un ve unlu mamullerin ithalatının fonsuz, vergisiz serbest bırakılmasını eleştirdi. Özyiğit, hükümetin aldığı kararın yerli üretimi ve istihdamı baltaladığı görüşünü ifade ederek bu karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkenin sağlık politikalarında ve altyapısında sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti'ye katılan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu için düzenlenen rozeti takma töreninde, Demokrat Parti'nin temel aldığı ülke sorunlarının başında hiç kuşku yok ki sağlık gelmektedir. Ülkemizin değerli doktorlarından Dr. Remzi Gardiyanoğlu'nun değerli katkılarıyla ülkemizin sağlık politikalarında ve altyapısında sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kolları sıvıyoruz dedi. Ataoğlu, Demokrat Parti'nin artık bir kitle partisi haline geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz.
Bunun da gerek katılımlar gerekse de parti içi kadrolarının güçlendirilmesi çalışmalarıyla destekliyoruz. Böylesi değerli bir katılımla Demokrat Parti artık ekonomi, eğitim, kültür, sanat konularının ardından sağlık alanında da söz sahibi, irade sahibi bir parti konumuna gelmiştir ifadelerini kullandı. Fikri Ataoğlu, Dr. Remzi Gardiyanoğlu'nun seçim sürecinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı Sağlık Danışmanlığı görevinde bulunacağını, sonrasında da parti yönetim kadrolarında yer alacağını belirtti. Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili adayı Cansu Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak neleri hedeflediklerini ifade etti. Önce aslında bu temel eksiklerini giderelim. Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Lefkoşa Milletvekili adayı Cansu Nazlı Berete'de katıldı. Seçim özel programında Bağımsızlık Yolu'nun emekçinin partisi olarak kendini ifade ettiğini söyledi. Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre Cansu Nazlı, kadın özgürleşmesi, emeğin örgütlenmesi, doğa talanının son bulması ve ülkemizde bir barışın kurulması için bugüne kadar ne yapmışsak tüm bunları meclise taşımaktadır. Taşımak istediğimizi ve muhalefetimizi mecliste sürdüreceğimizi söylüyoruz dedi. Nazlı, özellikle eğitim ve sağlıkta hükümetlerin söz sahibi olamadığı, sağlıkta özel hastanelerin, eğitimde de özel okul sahiplerinin çıkarlarına göre şekil verildiği görüşlerini ifade etti. Kamu emekçileriyle özel sektör emekçilerinin arasının açılmaması gerektiğini belirten Nazlı, özel sektörde sendikalaşmayı savunduklarını da kaydetti. Ya da bize evini açmıyorsa ki böyle durumlarda oluyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Tatar, Anadolu Ajansı çok yoğun çalışan büyük bir kurum olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen mücadeleyi dünyaya haber olarak yaymak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük hizmet verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Tatar haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un Ciğerlerimiz Yandı, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın Oğullarının Emaneti Atmaca, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın Engelli Basketbolcunun Sevinci başlıklı fotoğraflarına oy verdi. Bu muhteşem bir resim. Evet. Bu engelli kardeşimizin herhalde basketbol oynuyordu bu. Evet. Engelli kardeşimizin basketbol oynayışı ve dolayısıyla şu anda herhalde kazandılar ve zafer gösterisi yapıyor diye algılıyorum ben bunu. O bakımdan ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nda engelliyle alakalı çok çalışmalar yaptık. Engellilerin engellerini aşmak için, onların hayatlarını kolaylaştırmak için etkinliklerde Cumhurbaşkanı imzası vardır. Dolayısıyla ben bu fotoğrafı tüm engelliler adına da seçiyorum. Tatar, Türkiye'de çekilen orman yangınları ile ilgili fotoğrafları inceledikten sonra ise Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'de çıkan yangınlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve yangınların tekrar etmemesini diledi. Tatar, oğullarının emaneti Atmaca başlıklı fotoğraftaki mayın arama köpeği Atmaca'nın birlikte görev yaptığı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal'a bakmasının çok etkileyici olduğunun altını çizdi. Tatar, köpeğin bir insan edasıyla şehit düşen askere bakmasını çok anlamlı bulduğuna, insanların hayvanlara gösterdiği sevginin önemine işaret etti. Tatar, Anadolu Ajansı'na yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkür etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tangül Çağner Çocuklara Yardım Vakfı arasında Nesiller Buluşuyor projesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Proje ile genç nesilleri geçmiş yaşantılarla ve büyüklerle buluşturmak amaçlanıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tangül Çağner Çocuklara Yardım Vakfı arasında Nesiller Buluşuyor projesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığın eğitimi olduğu kadar sosyal içerikli projelere de imza atma sorumluluğu bulunduğunu belirterek, bu doğrultuda sosyal içerikli projelerle ilgili vizyon belirlediklerini ve geçmişe sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın önemini işaret etti. Nesiller Buluşuyor Projesi'ne, protokolüne tabii ki Sayın İçim Hanım ve
değerli bakanlık personeliyle birlikte burada hazır bulunuyoruz. Bizim için çok önemli bir protokol. Şükürler olsun ki geçmişini her zaman kabullenen, geçmişine sahip çıkan bir toplumun evlatlarıyız. Ecdatlarımız bize bunları öğretmiştir ve çocuklarımızla birlikte geleceğe sarılmanın koşullarını da zorlamaktayız. Bu içinde bulunduğumuz bu günün koşullarında. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da projeyle genç nesilleri geçmiş yaşantılarla ve büyüklerle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek geçmiş yaşantılar unutulmaya yüz tutuyor. Bu proje gençlerle yaşlılarımızı bir araya getirecek dedi. Gençlerin geçmişteki sosyal ilişkiler, beslenme, düğün, eğitim gibi konularda videolar çekeceğine ve bunları dijital ortama aktaracaklarını dile getiren Uzun, genç nesilleri yaşlılarla buluşturarak geçmiş kültürü bugüne aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Tangül Çağner, Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağner de "Çocuklar mutlu, bizler umutlu" sloganıyla çocukların barınma, beslenme, sosyal yaşamlarına katkı koymak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Çağner, devlet gözetimindeki çocuklara yönelik Sevgi Evi projesini hayata geçirmek üzere harekete geçtiklerini de aktardı. Yarışmada birinci gelene drone, ikinciye profesyonel fotoğraf makinesi ve üçüncüye Intax mini fotoğraf makinesi hediye edileceği belirtildi. Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Avcıoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Tangül Çağner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağner imza koydu. Büyükleri öğrencilerle buluşturmanın amaçlandığı proje çerçevesinde düzenlenecek ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmanın katılımcıları büyüklerin geçmiş yaşamlarını anlattığı bir video çekecek. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Aksa Süper Lig'de ilk devre hafta sonu oynanacak 15. hafta maçları ile tamamlanacak. Lig'de cumartesi ve pazar günleri 4'er karşılaşma yer alacak. Haftaya 28 puanla lider giren Lefke kendi evinde Türk Ocağı'nı ağırlayacak. Puan cetvelinde 27 puanla ikinci sırada bulunan Doğan Türk Birliği'ni aynı puanla Gönyeli 3. sırada takip ediyor. 26 puanlı iki takımdan biri olan Mausa Türk Gücü 4. Merit Alsancak Yeşilova ise 5. sırada. Aksa Futbol Liglerinde ikinci devrenin başlama tarihi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından güncellendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Aksa Futbol Liglerinde ikinci devrenin başlama tarihini bir hafta ertelediğini duyurdu. 23 Ocak'ta ülkede gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde birçok kulüp yöneticisi, antrenör ve futbolcunun görev alacağına işaret eden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi daha önce 22-23 Ocak 2022 tarihinde başlayacağını duyurdu. Liglerin 29-30 Ocak 2022 tarihinde başlaması kararını aldı. 2018 yılında aramızdan ayrılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Servisi'nin değerli çalışanı ve spor basınının önemli ismi Raif Özgüren ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na uzun yıllar hizmet veren ve birçok gazetede görev yapan Özgüren için anma töreni Lefkoşa kabristanlığındaki kabri başında sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun organize ettiği 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde finaller oynandı. Finale 76 bölgeden 144 kulübe bağlı 650 sporcu katıldı. Kuzey Kıbrıs'ı temsil eden sporcularımızdan Mehmet Araz Özçevik, 12 yaş uzun kulvarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekoru kırdı. Fenerbahçe Kulübü Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. 2 Temmuz'da yarım kalan işimi tamamlamaya geldim ifadesini kullanarak Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adamla istenilen performansın sergilenememesi üzerine 171 gün sonra yollar ayrıldı.
Pereira çıktığı 17'lik maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor şu sıralarda oynanan mücadelede Altay'ı ağırlıyor. Trabzonspor 42 puanla ligde lider durumda. 6 haftadır kazanamayan Galatasaray'da şu sıralarda Adana stadında yer alan maçta Adana Demirspor'a konuk oluyor. Galatasaray 24 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe ise yarın Fatih Karagümre konuk olacak. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Nadal sosyal medya hesabından evde karantina altındayım ve benle son dönemde temasa geçen herkesi uyardım şeklinde açıklama yaptı. Uluslararası turnuvaların Japonya'ya maliyet beklentisi revize edildi. Buna göre Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo ve Paralimpik oyunlarının toplam maliyetinin 191 milyar yen düşerek 1.45 trilyon yen yani 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Maliyetin küçülmesi de COVID-19 tedbirleri, seyircisiz müsabakalar ve olağanüstü hal uygulanmasının etkili olduğu belirtildi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Evet, güzel yağmurları aldık ve bugün hava önceleri açık az bulutlu, zamanda parçalı bulutlu geçerken hafif bir yağış geçişini göreceğiz. Evet, çarşamba günü ne olacak? Parçalı bulutlu bir görünüm. Perşembe günü ise bir yağış geçişini yine göreceğiz. Ve hafta sonu ne kadar? Havamız sadece parçalı bulutlarla geçirmemiz mümkün olacak. Yağış perşembe günü bir hafif geçişle efendim. Evet, tüm yağışları KKTC'ye çağırdık, yağdırdık, karımızı da yağdırdık ve beş parmaklarda kar olmadı efendim. Fakat Trodos'larda ne oldu? 25 santim kalınlığında bir kar oldu efendim. Evet, neydi bizim söyleyeceğimiz? Alçak basın sistemiyle yine soğuk mu soğuk, nemli mi nemli bir hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs. Evet, bulutlar bana doğru gelsin ve ne olduklarına bir bakayım. Evet, Avrupa. Nedir Avrupa'da durum? Az bulutlu. Evet, Gürcistan'da durum nedir? Çok bulutlu. Rusya'da çok bulutlu. Kuzey Avrupa az bulutlu ve İber Yarımadası, Portekiz çok bulutlu bir görünümde efendim. Akdeniz'e bakıyorum. Batı ve Orta Akdeniz bulutlu efendim, bulutlu. Ve Kıbrıs'ıma bir göz atıyorum ve Türkiye'm efendim. Bakıyorum. Açık ve az bulutlu bir görünüm görüyorum Kıbrıs'ımda. Türkiye'me bakıyorum. Türkiye'mde Karadeniz kıyıları çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu çok bulutlu. Ege ve Orta Anadolu ise az bulutlu bir görünümde. Fakat ne an itibariyle efendim, an itibariyle. Ve meteorolojik haritamız. Ve meteorolojik haritamıza bir göz atıyoruz. Tabii ki söyledik. Ne dedik? Bir alçak basınç sistemi var. Soğuk mu soğuk bir hava kütlesiyle birlikte bolca nem var. Ve bizi, Kıbrıs'ımızı etkileyen hava kütlesi nereye gitti? Ta Gürcistan üzerinde gitti. O etkiyi kaybettik. Fakat bugün öğle saatlerinde bir yağış geçişini yine nemden ve soğuk havadan mütevellit göre
biliriz. Evet, Türkiye'nin Karadeniz kıyıları yağışlı bir hava kütlesinin etkisinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi yağışlı bir hava kütlesinin etkisinde. Evet, bakıyorum İngiltere üzerinden ta Balkanlara kadar salkan bir yüksek basınç sistemi mevcut. Bugünkü bu rengarenk meteorolojik haritamda. Ve gecemiz efendim, gecemiz parçalı bulutlu geçerken Troodos'ta bu akşam en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olacak. Lefkoşa'da 8, Alefkaya'sında 6, Girne'de 12, Lefke'de 13, Güzelyurt'ta 9, Yenerenköy'de 11, İskele'de 10, Gazimavsa'da 10, Lardaka'da 10, Limasol'da 11 ve Baf'ta 12 derece olacak bu akşam en düşük hava sıcaklığı. Ve yarın Kıbrıs'ımızda hava parçalı bulutlu geçecek. Ve yine mevsim normallerinin az altında seyredecek hava sıcaklıkları. Güzelyurt'ta 16, Girne'de 16, Lefke'de 17, Lefkoşa'da 17, Alefkaya'sında 14, İskele, Gazimavsa ve Yenerenköy'de 17, Larnaka'da 17, Limasol'da 17 ve Baf'ta 16 derece. Troodos'ta ise 1 derece olacak yarın en yüksek hava sıcaklığı. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde bugün canlı bir rüzgar var. Bu rüzgarın şiddeti tüm denizlerimizde 4 ile 5 bofor kuvvetinde ve kuzey ve batıdan esecek. Yani orta yer yer kaba dalgalı bir deniz bekliyoruz. 2-2,5 metrelik bir dalga yüksekliğini de bu rüzgarla birlikte denizlerimizde dalganın durumunu 2-2,5 metre ile göreceğiz efendim. Aman dikkat diyelim. Ve tabii ki beklenen an geldi. Türkiye'mde havalar efendim, havalar. Bakıyorum, bakıyorum. Ankara'da kar yağışını görüyorum. Erzurum ve Van'da kar yağışını görüyorum. Diğer yörelerde sağanak yağmur, yer yer yağmuru görüyorum. İstanbul. Tabii ki bugün İstanbul'da karla karışık yağmur beklerken 6 derece. Ankara kar yağışlı 1 derece. İzmir yağmur, sağanak yağmurlu 12 derece. Antalya parçalı bulutlu 16 derece. Adana, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da yağmur bekliyorum. Adana 12, Hatay 13, Gaziantep ve Diyarbakır 7, Samsun 8, Trabzon 9 derece. Ve Erzurum ve Van kar yağışlı. Erzurum'da en yüksek hava sıcaklığı -1, Van'da ise 3 derece. Ve İrlanda'ya bir uçuş düzenliyorum ve Dublin diyorum. Dublin bugün parçalı bulutlu 6 derece. İngiltere'de Edinburgh 4 derece, Londra 7 derece ve parçalı bulutlu efendim. İber Yarımadası'na bir göz atalım. Oranın havasını koklayalım. Madrid sağanak yağmurlu 17, Lisbon sağanak yağmurlu 18 derece. Ve Paris. Paris'te bugün hava parçalı bulutlu 4 derece. Brüksel ve Köln'de ise 3 derece ve parçalı bulutlu. Frankfurt 2 derece, Amsterdam 2 derece ve Berlin 1 derece efendim. Ve Viyana. Viyana'da hava bugün parçalı bulutlu geçerken en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 1. Budapeşte de ise 3, Dubrovnik'te ise 8, Roma'da 14 derece efendim. Ve Balkanlar, hava çok çok soğuk. Sofya -2 derece, Üsküp 4, Bükreş 3, Atina ise 12 derece. Parçalı bulutlu efendim. Ve Kuzey Avrupa'da Helsinki'ye bir göz attığımızda korkunç bir soğuk var. -11 parçalı bulutlu. Oslo kar yağışlı,
eksi 2 derece ve Moskova bugün parçalı bulutlu eksi 18 derece efendim. Ve iniyoruz ılık mı ılık bir Doğu Akdeniz'e. Evet, nereye göre ırık ılık diyoruz Avrupa'ya göre. Beyrut 16 derece yağmurlu. Tel Aviv 17 derece yağmurlu ve Kahire az bulutlu 15 derece. Ve Cezayir Tunus'ta havalar parçalı bulutlu. Cezayir 19, Tunus 16 derece efendim. Evet, mevsim normallerinin az üzerinde bir sıcaklıklar önümüzdeki günlerde seyredecek. Yani bu 17-18 derecelerde seyretmesini bekliyorum hafta sonuna kadar. Tabii söylemiştim, Perşembe günü bir yağış geçişi olabilir demiştim ama hafta sonuna kadar parçalı bulutlu bir görünüm olacak efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.